Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İdris Can. Bu videonun konusunda uzun zamandır problem yaşadığım bir evde internet problemi. Yani benim ev şu an dubleks ve alt katta bulunan modemim üst kata internet taşıyamıyor. Hangi yol denediysem başaramadım. Bu yüzden bir araştırma yaptım ve internette şöyle bir kutu gördüm. TP-Link markasına ait Deco P9 ürünü. Bu ürün benim internet problemimi çözeceğine inanıyorum ve bunu satın aldım. Kutu açılımı yapıp deneyeceğiz ve hep birlikte sonuçları göreceğiz. Bu ürünün en önemli özelliklerden bir tanesi de Powerlan Backhaul diye bir özellik var. Bunun ne olduğunu da size göstermek istiyorum sonrasında. Burada işte ölü alan Wi-Fi'de ölü alanı bırakmıyormuş. 100 tane cihaza kadar destekliyormuş. Kolay kurulumu falan filan diyor. Bu ürünün kutu açılımını yapalım ve sonrasında da neler yapabiliriz bu ürünle? Bunu hep birlikte görelim. Hazırsanız videoya geçebiliriz. Şöyle 3 boyutlu yazıdan çıkartmış olduğum bıçağım burada. Şuradan bıçağı saplıyoruz ve Bismillah deyip kutu açılımına başlıyoruz. Evet. Açıkçası ben bu ürünü almayı düşünmüyordum. Benim modemim var, Asus modemim. Asus modemine ait bir mesh ağ sistemi kurmak istiyordum. Fakat yani internette birçok kişi bu ürünü önerdi ve ben de bu ürünü çok merak ettim ve özelliklerine bakınca da aslında fena olmadığını görmüş oldum. Şimdi şu kutu açılımlarını yapıyoruz. Kenarlardan bir açalım. Hah. Şöyle ittirmemiz lazım herhalde. Evet. Şöyle ittiriyoruz. Şu kutuyu da atalım şöyle. Bunu da böyle açtık mı? Açamadık. Geçen hafta bir Apple iPad 9'un nesil bir kutu açılımı yapmıştım. Eğer ki onu da izlemediyseniz şu sağ üstteki bağlantıya tıklayarak bu video bittikten sonra izleyebilirsiniz. Evet, kutumuzu açabiliriz. Bismillah diyorum ve açıyorum. Şimdi burada TP-Link markasına ait iki tane cihaz var şöyle. Şu cihazları çıkartayım ben. Şöyle kenara koyayım. Şöyle bir tane firmaya ait lisans, ünvan falan filan garanti belgesi var. Bunu da kenara ayıralım. Şöyle. Evet. Bir tane kablo çıktı. Şöyle prize bağlayacağımız normal. Şöyle uçlu bir kablo çıktı. Bunu da kenara ayırdık. İçinden bir adet kablo çıkıyor. Şöyle Ethernet kablosu. Bunun haricinde bir tane daha priz çıktı. Yani iki tane cihaz olduğu için iki farklı priz ve bir tane de şöyle Ethernet kablosu çıktı. Böyle hızlı bir şekilde rehber var. Bunu açıp buradan bakabilirsiniz. Ama ben size nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Başka bir şey çıkıyor mu? Başka bir şey çıkmıyor dostlarım. Bu kutuyu da kenara kaldıralım. Evet. Şimdi şöyle iki tane ürünü şöyle ben sizin yanınıza koyayım. Bunları detaylı şekilde incelemeye başlayabiliriz. Bunlardan bir tanesini modemin yanına koyacağız. Diğerinde benim yukarıda bilgisayarım var. Bilgisayarıma Ethernet çekmek istiyorum. Bu yüzden de bunun yanına koyacağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki oldukça şık bir tasarım var. Ve kabloyu şuraya taktığımızda kablo aslında çok da görünmüyor. Bu da güzel bir özellik. Ethernet kablosu çıkışı olması da çok güzel. Yani ben oyun oynamak istiyorum, yayın yapmak istiyorum. Fakat bunun için bir Ethernet bağlantısına ihtiyacım var. Bu yüzden de bu ürün bana Ethernet getirecek. Peki bunu nasıl yapıyor? Evdeki böyle prizler var ya, bu prizlerdeki ağı kullanıyor. Ve bu prizlerdeki ağ sayesinde sana internet getirebiliyor. Eğer evinizdeki böyle prizler çok eski değilse, yani bu elektrik sistemi çok eski değilse, kablolarda yıpranma yoksa gerçekten işe yaradığını söyleniyor. Benim bulunduğum evde yaklaşık 10 senelik bir ev. Umuyorum ki kablolarda bir problem yoktur ve ben istediğim hızlara ulaşabileceğim. Şimdi kutu açılımı yaptık. Çok basit bir kutu açılımıydı. Çok fazla bir şey çıkmadı. Gelin öncelikle bir hız testi yapalım. Yani bu ürünü kurmadan önce ben ne kadar bir hız alıyorum ona gelin birlikte bakalım. Ardından ürünü kuralım. Sonra gidip tekrardan bir hız testi yapabiliriz. Bilgisayarımı açtım ve hız testi yapacağım. Benim internet Türk Telekom olduğu için ben Türk Telekom'u ve hız testi yazdıktan sonra hız testimize bakabiliriz. Türk Telekom hız testi. 2.4'e bağlayayım, yani 5'e zaten bağlanıyorum, çekmiyor. Başlat diyelim ve bakalım ne kadar hız testimiz var. Şu an 5, 6, 7'lerde 9, 10. Yani modemi değiştirdim aslında. Modemi değiştirdim, önce bu 2'lerdeydi fakat ben bunu 70'lere kadar çıkarmak istiyorum. Evet, downloadumuz şu an yaklaşık 10'larda, bakalım kaç verecek. Evet, 9.91 download hızımız var şu an. Upload hızımız da 7.2 falan. Geçtiğimiz günlerde burası 2'ye 0.2'di, yani çıldırmak elde değildi. Neyse ki değiştirdim. Evet, 9.9 download, 7.3'te upload hızımız var. Bu değerleri unutmayın. Ürünü şimdi kuracağız ve bakacağız gerçekten işe yarayacak mı? Bu cihazı kurmadan önce de TP-Link Deco uygulaması var. Bunu indirmemiz gerekiyor. Bunu indirdikten sonra da bu uygulama üzerinden bunun gerekli ayarlarını yapabileceğiz. Uygulama indirdikten sonra buradan bir TP-Link ID oluşturmanız gerekiyor. Zaten hesabınız varsa da buraya tıklayıp giriş yapabilirsiniz. Ben bir TP-Link ID oluşturacağım şimdi.
Kayıt işlemini yaptıktan sonra burada haydi başlayalım'a tıklıyoruz. Yere A izni vermeniz gerekiyor. Ben zaten vermiştim, buraya tıklıyorum. Burada ürünü seçmeniz lazım. Benim ürünüm Deco P9. Şuraya yazayım. İhtiyacımız olan şeyler bir tane deko, bir tane güç adaptörü ve Ethernet kablosu. Bunların hepsi de şu an yanımda var. Modeminizi kapatın diyor. Ve yedek pili varsa çıkartın diyor. Devam et, önce eski yöneliniz modemden çıkartın. Tamam, bunları yapalım. Ardından modeminizi dekodaki Ethernet portuna bağlayın ve her ikisini de açın. Tamamdır, bunu da yapalım. Modeminizi kontrol edin diyor. 2 dakika bekleyeceğiz, tamamdır. Mavi renkte yarım sürene kadar bekleyin. Anlaştık. Az önce anlatılanlar gibi burada dekoyu burada normal prize bağladık. Ardından Ethernet portuna da buraya bağladık. Gördüğünüz gibi şu an modemimizle deko arasında bağlantı kuruldu. Burada mavi ışık yanmaya da başladı. Şimdi yukarı çıkıp tekrardan bir internet bağlantısını yapmaya çalışalım ve bakalım gerçekten işe yarayacak mı, hep birlikte görelim. Buraya koydum ve yukarı çıkabilirsin de. Bu bağlantısını yapmış olduğumuz dekoyu nereye koyduğumuzu soruyor. Ben bunu oturma odasına koydum. İleri diyorum ve internet bağlantısı şu an tespit ediliyor. Evet, şimdi diyor ki bize deko altları 4770'e girip bunu bağlanmanız gerekiyor. Buradan deko altları 4770'e girdik ve bağlantıyı yapmaya çalışalım. Tekrar deneyin çünkü biz girişi yaptık artık. Şu an bağlantının tespit ediliyor. Şu an üst kattayım ve gerekli kurumları yaptım. İkinci dekodayı kurmak için de uygun bir yer bulun diyor. Burada ikinci kat var. Ben ikinci katı seçiyorum ve ileriye tıklıyorum. Ardından cihazları açık bir alana yerleştirin diyor. Ben cihazı hemen şuraya yerleştirip size göstermek istiyorum. Hemen şurada prize de bağlantısını yaptım. Şurada Ethernet bağlantısını da yaptım. Ardından tekrardan OK'a basıyorum. Büyük cihazları uzağa yerleştirin diyor. Tamamdır. Dekonuzu takın diyor. Taktım. Ve şu anda arıyor. Evet, şu an ne yazık ki videoyu bölmek zorundayım. Bu dekolu ayarlarını yaparken çok önemli bir şey atlamışım. Şimdi ben normalde alt katta modemi kuracaktım. Üst kata Ethernet çekecektim. Fakat interneti paylaştırmamız için deko, iki tane deko prizi vardı ya. Bu deko prizlerin aynı priz ağı üzerinde olması gerekiyor. Yani duvardaki priz var ya. Dekonun bir tanesinin duvardaki prizi diğer dekoyu da başka bir yerdeki duvar prizine bağlamamız gerekiyormuş. Alt katta da bu mümkün olmadığı için ben şimdi bu deko ve modemi yukarı taşıdım. Burada bağlantıyı yaptım. Diğer dekoyu da evin başka bir köşesine koydum. Yani üst kat ve alt katta böyle bir alan yarattım. Bunu yaptıktan sonra da evde bütün her yerde Wi-Fi çekmeye başladı. Şimdi üst kata da mecburen modemi getirmiş oldum. Üst katta ben internet hızımı yaptım. Şimdi size de göstereceğim. Alt kata gittikten sonra tekrar bir alt katta da bir tabletten hız testi yaparız. En azından bütün evde internetin çektiğini size göstermiş olurum. Yani bu kurulumu yapmadan önce şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Bir modem olacak. Modem üçlü prizde olabilir. Priz çoğaltıcı olabilir. Fakat dekonun mutlaka duvardaki prizde tekli bir şekilde bağlanması gerekiyor. Dediğim gibi diğer dekonun da başka bir duvardaki prizde tekli olması lazım. Yani dekolar üçlü prize, priz çoğaltıcıya veyahut da arada başka bir şey varsa olmuyor. Direkt duvarda olması gerekiyor. Bunu da şimdi öğrendiğim için de size şu an paylaşıyorum. Gelin hız testimizi tekrardan yapalım ve alt kata inelim. Oradaki Wi-Fi'yi size göstereyim ve videonun sonuna doğru yavaş yavaş gelmeye başlayalım. Hız testimize başlıyorum. Dün hatırlarsınız 9.9'a 7.3 civarındaydı. Şu anda hızımız gördüğünüz gibi 82'lere çıkmış oldu. Yani şu an aslında bu hız testi çok da önemli. Çünkü zaten ben modemi üst kata taşıdım. Fakat alt katta size hız gösterdim de çok şaşıracaksınız. Hızımız neredeyse 10 katı oldu download. Upload'umuzda %100'e varan bir artış görüyorsunuz. 7.5'lardaydı, 15'e yükseldi. Evet, modemimiz burada. Dekomuz orada. İnternete bağlı. Hızımız şu an burada gördüğünüz gibi 75'e 14. Aşağı inelim. Aşağıda Wi-Fi testi yapalım ve videonun sonuna gelelim. Elimde şu an 9 nesil bir tablet var. iPad tablet. Hız testi yazayım şuraya. Hız testimizi şu an yapıyorum. Bakın Wi-Fi'da alt katta 75 indirme. Şu an 9-10'larda da bir upload var. Gerçekten bu hız muazzam ki Wi-Fi'de, yani bu inanılmaz. Evet, kaç? 75.8 download, upload da 14.2. Sanki Ethernet kablosu bağlı bir şekilde bize bir hız veriyor dostlarım. Normalde modemimi şuraya koyacaktım fakat gittim şöyle şuradan üst katın en köşeye aldım. Diğer modem ise arkadaşlar hemen şurada bir tane oda var. Şöyle göstereyim. Şu odanın içine koydum. Oradan da yani şu üstte bir deko, şu üstte bir deko ve bütün ev şu an internet mevcut. Şurası en uç köşe. Yani burada internetin en az çekmesi gereken yer. Gidip bir de burada bir hız testimizi yapalım tekrardan. Şimdi en köşeye geldik ve hız testimizi başlatalım. Burası evin en ölü noktası şu an.
En ölü noktada bile gördüğünüz gibi hızımız gerçekten çok iyi. Yani evde internet problemi varsa bu ürün gerçekten işe yarıyor dostlarım. Bakın yani 68 indirimi, 8.9'da upload 10. Burası normal dediğim gibi aşağıda 7.8, bu 2 hani maksimum. Neredeyse 10 katına yakın bir artış var. Üst katta ve alt kattaki interneti gördünüz. Alt katta Wi-Fi ile yine 75'lere kadar gördük. 14'e kadar da upload gördük. Yine üst katta Ethernet bağlıyken de bu hızları gördük. Eğer sizin de evde internet probleminiz varsa, sürekli böyle Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa ve internet hızınız düşük geliyorsa size bu ürün gerçekten önerebilirim. Bu ürünle ilgili detayları açıklamalar kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Fiyatı birazcık pahalı fakat oldukça etkili bir sisteme sahip ve güzel de özellikleri var. Yani mesela iki tane deko arasında yürüyorsunuz. Hangi deko size yakınsa otomatikman oraya bağlanıyor. Yani otellerdeki sistemdeki mantıkla aynı. Bunun haricinde yine kendi uygulamasından misafir ağı oluşturabilirsiniz ve bir başkası sizin ağınızı meşgul etmez ve siz kendiniz öncelikli bir şekilde işlerine devam edebilirsiniz. Ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten verdiğim parayı sonuna kadar hak eden bir ürün. Bütün şu an evde Wi-Fi problemi yani internet problemimi çözdü. Bu yüzden de size şiddetle öneriyorum. Bu tarz teknoloji ipuçları, kutu açılımları için de beni takip etmeyi unutmayın. Yine Instagram hesabımı da aşağıda bırakacağım. Oradan da beni takip ederseniz sevinirim. Bir başka ürün inceleme videosunda görüşmek üzere de kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.